Merhabalar arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için meşhur yağlama tarifi hazırladım. Ben artı olarak peynir kullandım, peynirli yağlama da diyebiliriz. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum ve hemen tarifime başlıyorum. Tarifimize öncelikle lavaş hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Yoğurma kabına 1 yemek kaşığı toz şeker alıyoruz. Üzerine 1 paket kuru maya, yarım tatlı kaşığı tuz ve 1,5 su bardağı ılık su ekleyip karıştırıyoruz. Sonrasında 4 su bardağı un ekleyip hamuru toparlıyoruz. Spatula ile biraz toparladıktan sonra elimizde özleşene kadar 3-4 dakika yoğurmalıyız. Yoğurma işlemini tamamladıktan sonra üzerini kapatıp ılık bir ortamda 30 dakika bekletiyoruz. Hamur dinlenirken biz de kıymalı harcı hazırlayabiliriz. Tavaya 800 gram kıyma alıp ara ara karıştırarak rengi dönene kadar kavuruyoruz. Kıymanın rengi değişince üzerine yemeklik doğranmış 2 tane soğan, ince doğranmış 2 diş sarımsak ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Karıştırdıktan sonra soğanlar yumuşayana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika sonra soğanlar yumuşamaya başladı. Artık diğer malzemeleri de ekleyebiliriz. Yemeklik doğranmış 3 tane sivri biber, küp doğranmış 3 tane domates, 1 yemek kaşığı salça, son olarak tuz ve baharatlarını ekliyoruz. Yarım tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı nane, kırmızı pul biber, karabiber ve kekik ekliyorum. Ama baharatlara bağlı kalmadan istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Tüm malzemeleri ekledikten sonra karıştırıyoruz ve kapağını kapatıp domatesler yumuşayana kadar bir 10 dakika kavuruyoruz. On dakika sonra domatesler yumuşayıp istediğimiz kıvama geliyor. Üzerine son olarak 1,5 su bardağı kaynar su ekliyoruz. Ve şöyle biraz karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyoruz. Ve 2 dakika kaynatıp altını da kapatabiliriz. Biz kıymalı harcı hazırlayana kadar lavaş hamurumuz kabarmış, masaya un serperek hamuru alıyoruz. Rahat kesebileceğimiz şekilde hamuru düzeltip 12 parçaya bölüyoruz. Yani yağlamamız 12 kat olacak.
Kestiğimiz parçaları yuvarlayarak bezi yapıyoruz. Yuvarladığım bezileri yer kaplamaması için geri hamur kabına bırakıyorum. Eğer siz de bu şekilde yaparsanız üst üste geleceği için aralara bolca un serpmelisiniz. Bezelerin tamamını yuvarladıktan sonra bekletmeden açmaya başlayabiliriz. Masaya ve bezeye bolca un serpip yaklaşık 30 santim boyutlarında açıyoruz. Hamur gerçekten yumuşacık, hiç zorlamıyor, çok rahat açılıyor. Bir de elinizde pişirmek için büyük tava yoksa bu kadar büyük açmayın, yani pişireceğiniz tava boyutunda açmalısınız. Lavaşları pişirmek için öncelikle tavayı ısıtıyoruz. Isınan tavaya lavaşı bırakıp çevire çevire pişiriyoruz. Zaten ince olduğu için çok çabuk pişiyor. Fakat dikkat etmemiz gereken nokta sürekli çevirmeliyiz. Yani altı pişsin sonra çevirip üstünü pişireyim diye düşünürseniz lavaşlarınız çok sert, yani tıkır tıkır olur. Ama çevire çevire kurutmadan pişirirsek yumuşacık olacaktır. Lavaş yapmaya vaktim yok derseniz de hazır lavaş kullanarak da bu güzel yemeği yapabilirsiniz. Lavaşlarımızın tamamını pişirdikten sonra üst üste dizmeye geçebiliriz. Tepsimin boyutu 35 santim. Tepsiye bir tane lavaşı yerleştirip üzerine önce kıymalı harçtan bırakıp yayıyoruz. Sonrasında maydanoz ve kaşar peyniri serpip ikinci kat lavaşı yerleştiriyoruz. Aynı sırayla, yani kıymalı harç, maydanoz, peynir sırasını bozmadan 12 kat yapıyoruz. Aslında yağlamanın orijinalinde kaşar peyniri olmaz ama ben çok yakıştırdığım için peynirli yapıp biraz fırınlıyorum. Orijinal yağlama yapmak istiyorum, peynir kullanmayacağım derseniz aynı sırayı peynir eklemeden tamamlayabilirsiniz. Son kat lavaşı yerleştirdikten sonra üzerine diğer malzemeleri yerleştirmeden dilimliyoruz. Ben 8 dilim olacak şekilde kestim ama daha çok veya daha az dilim olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
En son üzerine yine aynı sırayla kıymalı harçtan yayıyoruz. Sonrasında maydanoz ve kaşar peyniri serpiyoruz. Ben toplamda 400 gram kaşar peyniri kullandım ama daha az kullanabilir ya da tamamen peynirsiz de yapabilirsiniz. Yağlamamız fırına girmeye hazır. 200 derece fırında 15-20 dakika peynirler eriyip kızarana kadar fırınlıyoruz. Peynirlerin kızarmasını sevmiyorum. Sadece erisin yeter derseniz 10 dakika içinde eriyecektir. Biraz zahmetli bir yemek olsa da inanın bu lezzete değer. Tarifi kaydedip bir kere de olsa mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basıp küçük de olsa bir yorum bırakırsanız beni destekleyip mutlu edersiniz. Kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.